Sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Ölüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli dostlar, sevgili arkadaşlar. E, aslına bakarsanız sıcağı sıcağına çekiyorum. Normalde gündüz sabahleyin çekecektim. Ama sabahın erken saatlerinde izleyin. Doya doya da bu videoya doyun diye şu saatte çekiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi önce konu dışlarından başlayalım. Çünkü konu dışı çok fazla şeyimiz var. Pendik Spor Galatasaray'dan ayrılan Alparslan Öztürk'ü transfer ettiğini açıklamış. Pendik Alparslan Öztürk. Bitmedi. Pendik Spor Frederik Mijicu transferi için Galatasaray'la anlaşmış. Bitmedi. Bu transferi 3 milyon euro karşılığında yapmış. Galatasaray'ın yeminli ee, şeycisi elemanı mı diyeyim? Spor yaza yok spor yazarlığının bir şeyi var. Bir kıymeti önemi var. Bu spor yazardı. Neyse Yakup Çınar adlı arkadaş söylemiş. Şimdi 3 milyon euro. Tarihinde en fazla 102 bin euro veren şeyler. Yıllarca Fenerbahçe'nin Ertuğrul Taşkıran'la birlikte Melih Okutan diye çok e, yani geleceğin yıldız adaylarından bir tanesini biz Bolu'ya vermiştik. 1 milyon euroya. Açıkçası bizim orada şöyle bir olayımız vardı. Hani ikisini verelim artı yıllık ücretlerini biz verelim bon servis vermiş olun demiştik. Bu olayı yıllardır şike olarak şaib olarak anlatıyor Galatasaraylar Ki Eyüp Spor'a verdikleri futbolcuların haddi hesabı yok 3 milyon TL'lere bilmem nelere falan. Şu transferlerden sonra herhalde susarlar. Ankara gücüne 3 milyon euroya birini kitlediler. Bir, bunu da 3 milyon euroya kitlediler. Hani kitlediler. kilitlendi bitti transfer. Herhalde bundan sonra susarlar diye düşünüyorum ama susmazlar sosyal medya öyle ellerindeki yani e, birileri WhatsApp grubundan dese ki hadi şunu inkar edin ederler. Hani Galatasaray'ın rengi aslında yeşil kırmızı dese yeşil kırmızı diye paylaşırlar. Ben şunu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum olabiliyor ki eminim böyledir. Ya arkadaş bu oyuncunun yıllık ücreti 1 milyon euro. Demiştir Galatasaray bizde 2 senesi kaldı. 1-1-2 oyuncu bizde dursa oynayamayacak biz boşuna para vereceğiz. Gelin oyuncuyu size verelim atıyorum kafadan 1 milyon 1 milyon 2 milyon euro yıllık ücretini biz vermiş olalım. 1 milyon euro da hani ne bileyim bir şey vermiş olun. Siz vermiş olun ya da başka bir şey olsun. 3 milyon euro demiş olun ya da oyuncunun 3 sene sözleşmesi kalmıştır. 1 1 1 3. Biz sözleşmesini vermiş olalım. Siz de bonservis vermiş olalım. Ankara Gücü'nün kasasından para gitmeyecek. Galatasaray'dan da gitmeyecek. Oyuncuyu kaça sattınız? Atıyorum kafadan 2'ye sattınız. O zaman sattığınız paranın da işte yüzde %50'si sizin %50'si bizim demiştir. Olabilir bu. Ben şuna kızıyorum. Bak bu sahtekarlık değildir. Bu işi kılıfına uydurmadır. İşi kılıfına uyduruyorlar. Bunu saat Fenerbahçe yapınca sahtekarlık diyor Galatasaraylılar. Ama kendileri yapınca bak ya abi biz yaptık siz de yapsaydınız diyorlar. Ya Fenerbahçe yaptığında sahtekarlık diyorsan sen sahtekarın sülalesisin. A babasısın, Daniskasısın. Aynı olay işte. Katar ekibi Algrafa Beşiktaş'ın vazgeçtiği Southampton stoperi Lianko'yu kadrosuna katmış. sorsam Lianko sakattı. Fenerbahçe'nin elinden aldık imajı vermek için sosyal medyaya bile Fenerbahçe ilgileniyor yalanını pompaladılar. Sonuç ortada. Ren Hatay Spor'un 2002 doğumlu golcüsü Bertu Yıldırım'ı 5 milyon euro bon servis artı bonuslar karşılığında almış. Ben size ne dedim? Hacı Wright, Bertu Yıldırım. Ben burada bas bas bağırdım değil mi? Çatır çatır forvet bunlar. Alalım Türk kuralı şu bu. Sen, an, sen futboldan anlamıyorsun. Vasatçısın dediler. Alın size vasat. Alın. Katarlık ekiplerinden Alduhail Al Nasır'dan Taliska'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış. Hayır Taliska'yı Galatasaray alacak. Tabi Yakup Çınar falan yemin ediyorlardı. Kur'an el basıyorlardı. Galatasaray alacak diye. Aynen. Dibala ile Dimaria ile birlikte geleceğine Kur'an el basıyorlardı. Yani bu Kur'an onları çarpar. Dikkat etsinler. Kocaeli Spor Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattı. Emir Ortakaya ilk maçında ilk golünü attı. Kornerden bir kafa golü. Yani kimisi gençlerini kiralıyor oynasın diye gidiyorlar gol atıyorlar. Kimisi de yıldız adaylarını çöpe çıkarıyor. Mesela Dusan Tadiş diye bir yıldız adayı Beşiktaş demişken aklıma geldi. 2023-24'te Avrupa Kupalarında çıktığı 5 maçta da gol katkısı var Tadiş'in. Aslında lig maçında da gol katkısı var. Ama yani Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Adamın golünü yediler Samsun'da. A şey asistini yediler özür dilerim Samsun'da. Neyse 4 gol 1 asist var. Bu turnuvalardaki en uzun serisini tekrarlamış. 5 maçta yapmış yine. Şubat Mart 2021 arasında yapmış. Twente revanşında gol ya da asist yaparsa kariyerinin rekorunu kıracakmış. Hadi inşallah. Tadiç Fenerbahçe'ye 4 milyon euroya imza attı. Siz kaç para verdiniz de olmadı diyorlar. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi o da diyor ki Dusan Tadiç'e biz o parayı verdik ama gelmedi. Demek Sarlı Hacıvert renklere aşık. Birileri birine de laf ederken kendilerine de bakacak demiş. Şunu belirteyim sevgili Ahmet Nur Çebi. Tad için menajerinin Ali Koç'un arkadaşı olduğunu, Fenerbahçe altyapı maçlarında birlikte izlemişliğinin olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. O yüzden doğaya konuş. Yakup Çınar Galatasaray Ramos'u kadrosuna katmak istiyor. Bunu duyan Nelson... Ve Abdülkerim maaşına zam istemiş. Ancak bu talepleri reddedilmiş. Nelson gönderilmek isteniyormuş ancak talibi yokmuş. Bu yüzden Ramos transferde yatmış. Olur mu ya? Yatmamıştır o. Beşiktaş'tan 15 isteyen Ramos için siz yemin etmiyor muydunuz? O Nevda, Nevzat dinsiz miydi? Neydi? E, Nevzat imanlı mıydı? Neydi ya? O bir tane Nevzat var. Ondan birlikte siz yemin etmiyor muydunuz? Beşiktaş'tan 15 isteyen oyuncu Galatasaray'dan 3 istemiş 5 istemiş diye. 5 istemiş de almıyorsanız sizde bir aptallık var. Ramos gibi bir yıllık 5 istiyor vermiyorsanız bir aptallık vardır. Beceremediniz demek ki böyle. Ama ben şunu söyleyeyim Ahmet Nur Çebi'nin cümleleriyle söyleyeyim. Diyor ki TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyerek Ali Koç ben 10 milyon verdim. 3 milyona nasıl aldılar lafını ciddiye alacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var. Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorlukları açıklayacağımızı göreceksiniz diyor. Ben buradan şunu anladım. Herhalde Beşiktaş'a sponsor bulacak yoksa Galatasaray'ın nasıl transferleri yaptığını açıklayacak. Değildir herhalde. Yine diyor ki Ahmet Nur Galatasaray'ın devlet desteği var mı yok mu bilmiyorum. Biz devletten destek aldık. Yandaki araziyi kaça almışlar? Devlet inceleyecek. TFF inceleyecek. Birisine onu isterken sana nasıl bire geldi diyor. Vallahi bilemem. Miha Zajc Slovenya'nın Kuzey İrlanda ve San Marino'yla oynayacağı Avrupa Şampiyonu eleme maçlarına dayı kadrosuna çağrılmış. Ha fıkralarla Türkiye, Yakup Çınar demişken aklıma geldi. Mide bulandırıcı bir yorumu daha var. Yine kendine yakışır bir şekilde. Diyor ki Arda Güler, Kim Minji ve Altay Bayındır. Üçü de Fenerbahçe'den kaçtı. Nereye kaçtı? Pensilvanya'ya mı kaçtı? Nereye kaçtı? Fenerbahçe'nin efsaneleri iken posterlerden çıkarılacak bir ayıp mı işlediler? Nereye kaçtılar? Yani ne yaptılar? Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne zarar verecek hareketlerde bulunduk. Söylemlerde bulunup, maddi manevi yardımlarda bulunup, yani abilik yaparak Türkiye'ye zarar verip yurt dışına mı kaçtılar? Yunanistan'a mı? Yunanistan mı kaçtılar? İtirafçı oluruz, bizi affedin mi dediler? Bu nasıl bir ifade ya? Ya futboldan anlamadığın kesin, Galatasaray hooligan olduğun kesin. Ana, aa millet anama sövsün de diyorsun, millet anama sövsün de tazminat alayım, yolumu bulayım diyorsun, farkındayım. Bu tip arkadaşlar bu Yakup Çınarmış Nevzat kitapsız mıydı ya neydi soyadı. Dinle alakalı bir şeydi dinle imanla alakalı bir şeydi. De. Neyse siz bili biliyorsunuz o arkadaşı. Bu arkadaşlar istiyor ki millet bunlara küfür etsin. Ana avrat sövsün. Bunlar tazminat toplasın. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Arda Güler kaçmış. Real Madrid'e. Kaçan adam Eyüp Spor'a kaçar. Kaçan adam Pendik Spor'a kaçar. Yani ağzınızdakileri bir çıkarsanız yani gerçek doğrular bir konuşmaya başlasanız ağzınızdakini çıkartıp da artık ne varsa ağzınızda onu bir çıkarıp doğrular onu. Kim Minji Bayern Münih. Yani Napoli Bayern Münih. Altay Bayern Manchester United. Sen buna kaçmak diyorsan yani beyin de atmış. Beyin kaçmış senden. Ahlak zaten kaçmış. Edep zaten. Utanma zaten kaçmış da. Ahlak zaten kaçmış. Yani beyin kaçmış. Vah ki vah. Miguel Crespo. Genoa. Arkadaşlar Crespo'nun bugün Cenoar için sağlık kontrollerinden geçmesini bekliyorum. Ee, iki, birkaç gündür de sürekli sık sık söylüyorum artık kap açıklaması gelecek. Hatta önce Crespo'nun ki gelecek diye bekliyorum, sonra Altay Bayındır'ınki gelecek diye ben hesaplamalarım bu şekilde. Kaçan Altay Bayındır'ı. Miguel Crespo için de Yağız ol demiş ki. Miguel Crespo evini boşalttı, ayrılık çok yakın demiş. Yani bu artık kesin ya. Ve Genoa taraftarları Crespo'nun nokta atışı transfer olacağını, aranan role uygun transfer olacağını düşünüyorlarmış. Bilginiz olsun. Hani ee, böyle bir durum var. Hocam kurun için alıyoruz yerine. Asla almıyoruz. Hocam 12 milyon euroya teklifte bulunmuşuz. Mesela bu az önceki arkadaşlık gibilerin çalıştığı kurum olan Fanatik Foto Maç, A Spor, A Haber. Yani ne kadar dürüstler. Yani haber konusunda ne kadar şeyler. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Gelelim bomba haberlere. Alfredo Morelos Batshuayi. Gündemi bayağı meşgul edecek. Alfredo Morelos. Ben açık söyleyeyim. Hani lafı dolandırmayacağım. Alfredo Morelos Fenerbahçe'ye hoş geldin. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Fenerbahçe'ye hoş geldin. Şimdi 354 maç 175 gol 71 asist ben verelim arkadaşlar 6 milyon euro piyasa değeri var bakın 27 yaşında 1.77 boyunda Kolombiyalı eski milli futbolcu dine bakmayın siz Fenerbahçe'deyken mutlaka seçilir milli takıma çünkü Fenerbahçe'nin böyle bir özelliği var hocam e, Morelos sakatmış kalbi sakat olmasın 2021-22'de sakatlık yaşamış ondan önce koronavirüs darbe yani geçen sezon hiçbir sakatlığı yok. Hocam o zaman çöp. Arkadaşlar gol istatistiği karşınızda. Hani siz seversiniz herkesi çöp ilan etmeyi. En son sene yani bu sene 45 maç 23'ünde ilk 11 12 gol 6 asist. Bakın 23 maç üzerinden düşünün. Aldığı dakikaya da bakın. Anlarsınız 18 gol katkısı bence şahane. Ondan önceki sezon 25 gol katkısı. Ondan önceki sezon 26. Ondan önceki sezon 32. Ondan önceki sezon 34. Hani istikrarlı mı? Bence istikrarlı bir olay. Herkes aynı cümleyi kuracak. Hocam yeni Samatta diyorlar. İnanın, kime sorsam aynı cümleleri duyuyorum. Diyorum ki Samatta'nın özelliği neydi? Çok gol kaçırıyordu. E bu adam atıyormuş diyorum. Ya atabilir ama yeni Samatta ya diyorlar. Arkadaşlar Alfredo Moreno'su Fenerbahçe temasa geçti. Glasgow Rangers'ta sözleşmesi sona erdi. Boşta bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'yi ikinci Glasgow'lu, Kent'in takım arkadaşıydı. Ve bon servisi de elinde. Yaz Sabuncuoğlu'nun diğer duyumcuların hepsinin akşam saatlerinde verdiği haberdi. Fakat 23 Ağustos'a gidin kanalımızda bir video var. Orada Batu gittiğine dair ve gittiği kulübün İngiliz kulübü olduğuna dair iki isimli bir İngiliz kulübü olduğuna dair hani Nottingham Forest. Neyse iki isimli bir takım olduğuna dair Fiyatı da belirtmişim orada. Açın bakın arkadaşlar 23 Ağustos'ta çekmişim videoyu. Hani istediğim kadar anlatayım diyeceksiniz ki kendini övüyor. Açın bakın izleyin anlayacaksınız. Şimdi Morelos ben bu videoyu çektiğim sıralarda İstanbul'a gelecek arkadaşlar. Çünkü Madrid'den hani Madrid üzerinden İstanbul'a geliyor. Beraberindeki Agustin Carciani Gios ile Martin Nicolas Kamona Martin 23 Eylül'de İstanbul'da olacaklardı e, ee, Sercan Hamzoğlu'nun da özel haberi var. Sabuncuoğlu'nun da var. Hani e, sağlık kontrollerine geçmek için ileri görüşmeleri gerçekleştirmek için bulunacaklar. Kap gelecek mi? Ben size bir tane video attıydım. Halı saha videosu. O video 4000 olduğu zaman kap gelecek dedim. Bakalım ne olacak. Şimdi Batshuayi Hocam Batshuayi ne durumda? Arkadaşlar Batshuayi gidiyor. Açık ve net söyleyeyim. Morelos geliyor. Batshuayi gidiyor. Ve e... ya Ali Koç gitmeyecek dedi. İsmail Kartal gitmeyecek dedi. Bir kişi hariç o da ben. Ben gidecek dedim. Varsa aksini iddia eden videolardan çıkartsın. Şu ifadeleri çok kullandım. Sıkça kullandım. Dedim ki bak gözünüzü seveyim. Etmeyin, eylemeyin. 16'ya yakın teklif gelirse gidecek dedim. Demediysen buyurun söyleyin. Ve belirttiğim üzere de arkadaşlar. Batu Şua'yı'nın olayı böyle. Şimdi yani, kap gelecek gelen kapı. Haydi son birkaç yüz kişi. Şu e, 4000 olunca kap gelecek dediğim video var ya onu bir daha veriyorum. Şimdi Batu şu ayda ne kadar kazanacak Fenerbahçe? Güzel bir soru. Iııı e, Ahmet Selim Kul Michi Batshuayi 6,5 milyon euro bedelle Nottingham Forest'a gidiyor demiş. Kulüp doğru. Fiyat yanlış. Ahmet Selim Kul da kolay kolay yanlış fiyat vermez ama Ahmet Selim Kul birilerini tuzağa düşürmek için bilerek bunu söyledi. Ben eminim. Ahmet Selim Kul'u tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Şimdi Batshuayi'nin 6,5'a gittiği yalan. Önce onu söyleyeyim. Ben size ne dedim? 16 teklif gelirse gider. Son o 23'ündeki videoda şunu söyledim arkadaşlar 16 16 değil. 13 versinler gene gider. 12 versinler gene gider. Susun. Sosyal medyayı pompalayacağız. Bakın 12 teklif var falan diyeceğiz. Sonuç ortadan Şimdi yaklaşık 9 milyon euro kazanacak diyor Arda bir ben. Morelos serbest statüde arkadaşlar 9 kazanacaksın. Yıllık ücreti 3 bat şu aynı. 12 milyon eurodan çıkmış olacaksın Yani 12 milyon euro kazancın olacak. Alfredo Morelos'tan anlaşılan para bana gelen duyumlara göre bana gelen duyumlardan bahsediyorum. Yani belki yanlışım vardır. Kusuruma bakmayın özür dilerim. Yıllık 1.4 milyon euro. Bakın 3'ten çıktın. 1.4. İmza parası da 2 iki falan 2 iki, 2.5 iki, falan hatta imza parası değil de başarı bonusu eklettirecekler diye biliyorum. Belki yanlış bilebilirim. Yani imza parası da yok. Şimdi yurt dışı basın 10 milyon euro demiş. Bak şu ayının on servisine. Yine doğru değil. Arkadaşlar benim duyumumu söylüyorum. Açık ve net. Bakın gece saatlerinde çekiyorum. Belki kulübümüz açıklar. Nottingham Forest 10 milyon euro artı yaklaşık 3 milyon euroluk bonus maddeleri ki konu kolay bonuslar şu kadar oynarsa maddeleri. Yani yaklaşık 13 milyon euro artı artı mı artı sonraki satıştan 10-15. 15'i doğrulayamadım ama onu sosyal medyada bir sayfada daha gördüm. Muhtemelen 10'dur. Ben 15'i doğrulayamadım. Yani 20 değil. 15'i doğrulayamadım. 10. Yani 13 milyon euro yaklaşık bonuslar dahil. Artı sonraki satıştan pay. Ya müthiş bir şey. Yedek kalacağı için mutsuz olan Batu ay. Sezon başından beri 2-3 tane vukuatı var. Hepiniz benden iyi biliyorsunuz. İsmail Kartal oyuncusunun kalmasını istiyor. Alakası yok. Satış stratejisi budur. Ne diyecekti? Bu çöp bunu alın, alın mı diyecekti? Lan 3.5'ü almışız 30 yaşına geldi gönderin gitsin mi diyecekti? Adam net bir şekilde ben kalmam dedi. Ayrılık kararı alındı. Bu kafayla da zaten katkı veremez. Sahada geziniyordu. Hayal et gibi etmeyin eylemeyin. Sezonun başında iki tane gol attı çok şükür. Çok da güzel oldu. Bir tane asist yaptı süper. Gelen para altı numaraya gidecek işte. Ya Morelos biz zardır. Atılması gereken bir zardır. Ha Umut Nayır küçümsenecek bir oyuncu değil. Hani Edin Ceko'nun yokluğunda ne bileyim yerine girdiğinde oyunda istasyon olup bağlantı kurabilecek, geriye gelecek, oyunu açabilecek bir oyuncu. Hani Türk Ceko diyelim. Ve Morelos aslında bak Morelos aslında Fenerbahçe'ye hani yedek oyuncu statüsünde gelmiyor. But şu ayı, ee, nasıl diyeyim size? Hani Ceko'nun yedeği değil, tamamlayıcısı. Volkan Demir de söylemiş. Ceko dinlenmek istediğinde Umut ayır sahada. Hani maça, plana, taktiğe göre Morelos farklı rollerde girecek. Bir bakacaksın hani çift forvet, bir bakacaksın tamamlayıcı forvet falan filan. Ve ben şunu da belirteyim. Batshuayi Allah'tan bir mani gelmezse bugün İngiltere'ye gidecek arkadaşlar. Bugün sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek. Şimdi şunu da ısrarla belirteyim. Morelos'un son 3 sezonki istatistikleri 2022-23'te 45 maç 12 gol 7 asist diye saydık ama Dakika bazında bakın anlayacaksınız. Yani yedek sen Ceko'yu yedekleyecek gerektiğinde as olarak oynatabileceğin, güveneceğin bir isim istedin. Tam da Morales bu tanıma uyuyor. Hocam Samatta diyorlar. Ya izleyin görün. Samatta bu kadar namussuz değildi. Samatta namusluydu. Namuslu çöptü. Bu biraz namussuz. Bu biraz hani Livakovic de aslında biraz namussuz ha yani öyle saf öyle abdestinde namazında bir oyuncu değil. Biraz psikopat e, anlatacağım bunları size. Bu da böyle. Ve sağlam bir altı numara. Hadi çekelim şarkıyı ve Morelos'un geleceğini de konuştuk. Ha şunu da belirteyim. Batshuayi için Nottingham Forest çok ciddi para. Keser canımız olabilirdi. Belirtti. Oyuncuya Fransa'dan Lyon Arap ülkelerinden ilgi vardı. Belki de son anda başkası da daha fazla para verecek. Arabistan'a gitmedi gitseydi 15.5 milyon euroluk haş diye teklif vardı. Ee, onu da söyleyeyim. 3 yıllık Alfredo Morales'tan sözleşme bendeki duyumlara göre. Hani her şey anlaşıldı. Buradan döner mi? Zannetmiyorum buradan döneceğini. Hocam işte bak adam oyuncu sakatsa bile ayvayı yedik biz falan filan. Ya sakat değildi. oyuncu sezon başı kampını kaçırdı. Yani kendine gelmesi biraz uzun sürecek. Ya Anthony Martial. Hocam hani Martial ihtimali vardı. March ayı için ne dedim? 4-8 arası gelme ihtimali var. Ee, gelmeyecek demedim ben. Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisi 2 hafta sürecek. Oyuncu milli aranın ardından ilk 11'e dönecek arkadaşlar. Ben bunu da doğrulattırdım. Yani öyle bir ay falan değilmiş. Bilginiz olsun. Ryan Kent Fenerbahçe'de mutsuzmuş. Kaçıyormuş gidiyormuş. O Ryan Kent haberini yapan arkadaşlar. Altı sıra oyuncularına baksın. Yüz ifadelerine. Kurun hiç murun hiç yok. Sumare son ihtimal diyebilirim. Çok da detaya giremeyeceğim arkadaşlar. Ama 6 numara transferi hepinizi mutlu edecek. Çok ciddi bir yıldızda. Ve şunu söyleyeyim. Son cümlelerimi kuruyorum. Şu ana kadar yaptığı satışlardan 51.65 milyon euro kazanan Fenerbahçe. Gerisini açıklamadı daha. Altay Bayındır, Crespo ve Batshuayi. Buradan bir 20 milyon euro çekerse Toplamda 71.65'e ulaşacak. Ülkeyi dövize boğacak. Ülke transfer satış rekoru kıracak. Yetmeyecek. Yani kırılması imkansız bir rekor kırmış olarak tarihe geçecek. Yetmeyecek. Yani birilerinin gıpta ettiği, hani ee, hakaretlerde bulunduğu takım haline dönüşecek. Yani düşünün bu takım 3 Temmuz'u yaşamasaydı. Bu, bu takıma 3 Temmuz'u yaşatmasalardı. Neler olacağını bir siz hayal edin. Hani ben susayım, şarkım konuşsun diyor ya. Ben susayım, tarih konuşsun, gerçekler konuşsun, doğrular konuşsun. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Alfredo Moroza Fenerbahçe'ye hoş geldin. 450 dakika izlemeden ben ne Samatta derim, ne süperstar derim, ne iyi derim, ne kötü derim. 450 dakika izledikten sonra da Samatta ise Samatta derim. Merak etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Hepinize izlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için ve kanala abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum görüşmek üzere